Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. Yaşamın İncisi'nin bugünkü konuğu astrolog Nuray Güldal. Astroloji insanları 12 burca ayırır. Ya ayırır. İşte ne bileyim katiller, siyasetçiler, şunlar bunlar. Bizim 12 tip insan. Peki astrolojinin en sevdiğiniz yanı nedir? Aslında astrolojinin en sevdiğim yanı dürüst olması ve yalan söylememesi. Ben Koç burcu olarak çok sabırsız. İlk Satürn döngüsünde ne yapmalıyız? Satürn döngüsü aslında bizim hepimiz için çok önemli bir döngü. Özellikle gençlerin. Satürn döngüsünü biz... Ay düğümlere geçişi ne zaman olacak? Ay düğümleri şöyle, bizim aslında ay düğümleri dediğimiz şey bizim karmik geçmişimiz ve şu anda gitmemiz gereken yolu anlatır. Hoş geldiniz Nuray Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle biraz sizi tanıyalım. Tabii ki. İsmim Nuray Güldal ama sosyal medya üzerinde astrolog Erik Yüzlü Lori ismini kullanıyorum. Yüksek lisans mezunuyum. Lisansta siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler okudum. Yüksek lisansta insan kaynakları üzerine yaptım. Yaklaşık 3-4 senedir de astroloji üzerine eğitim alıyorum ve profesyonel olarak da şu an danışmanlık hizmeti veriyorum astroloji üzerine. İlk sorumla başlamak istiyorum. Tabii ki. Astrolojik danışmanlık kaderi etkiler mi? Astrolojik danışmanlık, yani bu soruya cevap vermeden önce öncelikle şu iki kelimenin tanımını, yani literatürdeki anlamını bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz İslamiyet'te kaza ve kader inancı var. Evet. Kaderi literatürde şu şekilde tanımlıyorlar. Allah'ın bütün nesne ve olayları ezeli ilmiyle bilip belirlemesi. Kaza inancı ise şu şekilde geçiyor. Allah'ın nesne ve olaylara ilişkin ezeli planın zamanı geldiğinde gerçekleştirmesi. Biz astrolojik danışmanlıkta kriz ve fırsatların nereden geleceğini söylüyoruz kişilere. Kesinlikle kişilere herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz. Bu anlamda onların kaderini etkilemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Ancak şöyle, kişilerin benimle tanışması, benden danışmanlık alması, bu programı izlemesi, bir yerlerde görmesi de aslında kaderin bir parçası. Bu anlamda dediğim gibi biz herhangi bir yönlendirme yapmıyoruz. Kişilere sadece hayatında önümüzdeki süreçlerde krizin ve fırsatın nereden geleceğini anlatıyoruz. Peki astrolojinin en sevdiğiniz yanı nedir? Aslında astrolojinin en sevdiğim yanı dürüst olması ve yalan söylememesi. Ben Koç burcu olarak çok sabırsız ve her şeyin hemen öğrenmek isteyen, hemen hayata geçmesini isteyen bir kişiyim. Bu anlamda astrolojide mesela atıyorum ilişkiler astrolojisi alanımız var bizim. Kişilerin işte ilişki uyumuna, işte yöneticisiyle ya da patronuyla olan uyumuna ya da arkadaşlık uyumuna bakıyoruz. Burada yeni biriyle tanıştığımızda onu tanımak için yılların geçmesine gerek yok ya da onunla çok şey yaşamamıza gerek yok. Biz mesela Sinastri haritalarında iki kişinin haritasını üst üste getiriyoruz ve burada bu ilişkinin nereye gider? Sinastri haritalarında işte bu ilişki evlilikle sonuçlanır mı? Birbirinizi hayatın hangi alanlarında zorlarsınız ya da hangi alanlarında kolaylık sağlarsınız, birbirinize hangi alanda şans getirirsiniz, bizim bunları görme şansımız var. Ve astroloji bana hem sabretmeyi hem de bu istediğim bilgiyle çok hızlı bir şekilde ulaşmanın kapısını açtı. Sabır kısmı şöyle, astroloji eğitimi gerçekten bir lisans eğitimi gibi düşünebilirsiniz. Yani ben kendi üniversite hayatıma bakarak, üniversitede bu kadar ders çalışmamıştım. Yani astroloji için çok fazla zaman harcadım, çok fazla kitap okudum. Dediğim gibi bir üniversite eğitiminden daha zordu. Yani üniversite eğitiminde okula gidiyoruz işte sınavları geçmek için. O günlük bir ders çalışıyoruz. Ama astroloji öyle bir şey değil. O bilgiyi öğrenmen lazım ve o bilgiyi kalıcı hale getirmen lazım. Ve bunun sonrasında da hayatta uygulayabilmen lazım. Bu aşama bana sabrı öğretti. Bundan sonrası için ise kişilerin haritalarına baktığımda onları tanımak için dediğim gibi yılların geçmesine gerek yok. Evet, şöyle bir soru sormak istiyorum. Gündemde kripto para dünyası var. Astroloji ile kripto para tahmini yapabiliyor musunuz? Elbette yapabiliyoruz. Ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Ben finansal bir astrolog değilim ve bu anlatacaklarım hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Şöyle, öncelikle biz Kova burcunda meydana gelen gökyüzü hareketleriyle kripto para borsasını birazcık bağdaştırıyoruz. Astrolojide Kova burcu deyince bizim aklımıza işte bilimsellik, elektrik, ondan sonra sıra dışı olan her şey aklımıza geliyor ve çağın ötesinde şeyler aklımıza geliyor. Bu anlamda kripto para dediğimiz uygulama da, daha doğrusu kripto para borsası bizim için yeni bir olgu. Biz bu anlamda Kova burcunun arketipine kripto parayı uygun görüyoruz. Kova burcundaki tetiklenmeler kripto para borsasını etkiliyor. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Mesela bolluk bereket gezegeni olan Jüpiter'in Kova burcuna geçmesiyle birlikte kripto para borsasında bir hareketlenme meydana geldi. 19 Aralık 2020. Bu tarihte Jüpiter Kova burcuna geçmişti ve kripto para borsası da bir yükseliş başlamıştı. Ta ki 14 Mayıs 2021 gününe kadar. O gün Jüpiter balık burcuna
geçtikten sonra kripto para borsası tekrar bir düşüş sürecine geçti. O tarihten de 28 Temmuz'a kadar hep düşük seyretti. 28 Temmuz'da tekrar Jüpiter retro konumdayken Kova burcuna gelmesiyle birlikte tekrar minik minik yükselmeler başladı. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Jüpiter şu an Kova'da retro yaparken evet kripto para borsası hareketlendi. Retro konumda olması ise bize şunu anlatıyor. Bu yükseldiği dönemlerdeki atıyorum zirve noktalara ulaşmıştı. Bazı işte coinler atıyorum zirvelemişlerdi o coinler için. Bu dönemde o zirveleri zorlayacak. Ama bundan sonra yani 28 Temmuz'dan 19 Ekim'e kadar bu eski zirveleri zorlayacak. 19 Ekim'de ise Jüpiter Kova burcunda düz hareket etmeye başladığında ki bu tarih 19 Ekim 2021'den 29 Aralık 2021'e kadar daha yüksek zirveleri zorlayabilir. Bu anlamda biz Kova burcundaki tetiklenmelerle kripto para borsasının arasında bir bağlantı kurabiliyoruz. 2021 yılı için burçlara neler öneriyorsunuz? Aslında şöyle 2021 yılı için önerilerimizde bulunacağız ama zaten Ağustos ayındayız. Ama hala bu yıl için yapılması gerekenler, bu yıl yapılması gerekenler için hala geç değil. Çok kısa kısa başlıklar hazırladım burçlar için. Koç burçları için bu sene yeni gruplar ve dernekler. Ya bunlar koç burçları bu anlamda kariyer elde etme, başarı elde etme anlamında faydalar sağlayacaklardır. Girdiği gruplardan fayda görecektir. Bu anlamda koç burçlarının bu sene ben evde oturmamasını öneriyorum. Boğa burçları ise bu sene çok fazla kariyer odaklı olacak. Bu anlattığım şeylerin zaten büyük bir kısmını yaşamış olacaklar. Kariyer anlamında çok hareketli bir yol olacak. Eğer önlerinde yeni bir kariyer fırsatı varsa bu anlamda çabalarını iki katına çıkarmalarını tavsiye ederim. İkizler içinse bu sene sosyal medya ve eğitim konuları çok gündemde. Sosyal medya ile ilgili yapmak istedikleri çalışmalar varsa onları yapabilirler. Onun dışında gezme tozma konusunda şanslı olacaklar. Daha Ağustos ayındayız ama dediğim gibi yıl sonuna kadar bu etkileri kullanabilirler. Yengeç burçları içinse bu sene biraz daha finansal olarak çalışacak. İşte kredi çekebilirler, bir yerden borç alabilirler ya da bir yatırım yapabilirler. Yani bu seneki konunun gündemi onlar için para olacak. Aslan burçları yine bu senenin aslında şanslı burçlarından bir tanesi. Evlilik için uygun bir yıl. Eğer evlilik düşünen bir aslan burcu varsa bu sene bunun adımlarını atabilir. Ya da atıyorum nişanlıysa vesaire bu sene bir evlilikte yapabilirler. Başaklar içinse bu yıl aslında çok yeni bir şey yok onlar için. Eskiden başlattıkları işleri bu sene bir adım daha ileriye götürebilirler. O işleri ya da ya geçmişte başlattıkları işleri bu sene düzenleyebilirler gibi bir yıl. Onun dışında teraziler aslında bu senenin en keyifli burçlarından. Onlar için aşk var, ilişki var, gezme var, tozma var. Yani çok fazla keyiflerine zaman ayıracakları bir yıl olacak. Ki geçtiğimiz 2 yılda teraziler zaten bayağı yorulmuştu. Onun dışında diğer burcumuz akrep. Akrepler içinse bu sene krizlerden doğma yılı diyebiliriz. Yaşadıkları krizlerden sonra yeni bir ben oluşturacaklar bu anlamda. Bu şekilde biraz daha o krizlerin de azalıp artık ileriki hayatlarının yani önümüzdeki yıllardaki hayatlarının aslında temellerini bu yıl atmış olacak akrepler. Yaylar içinse bu sene yine eğitim, iletişim, ondan sonra kurs olabilir. Bu şekilde geçecek yaylar. Bunlarla uğraşacaklar bu sene. Oğlaklar bol bol para kazanacaklar. Oğlakların bu sene de hedefi para. Yine para konusunda bayağı bir çaba gösterecekler ve bunun daha doğrusu geçmiş zamanlarda kendilerinin yaptığı yatırımların karşılığını bu sene para olarak alacaklar. Kovalar gerçekten onlar da bu yıl çok yoruldular. Bir yandan karşılığında çok büyük fırsatlar var. Bir yandan da onları zorlayan alanlar olacak. Bu sene yapmak istedikleri ne varsa kovaların yılın sonuna kadar çok çalışmalarını tavsiye ediyorum ki önümüzdeki sene zaten bunların karşılığını bol bol alacaklar. Balıklar yine bu sene ne istediğine karar verecekler aslında. Onlar uzun zamandır kararsız bir şekilde ortalıklarda dolaşıyorlardı. Bu senenin artık ben nasıl biriyim, ben ne yapmak istiyorum sorularının yanıtını bulacakları bir yıl olacak balıklar için. Astroloji insanları 12 burca ayırırım. Ya ayırır. İşte ne bileyim katiller, siyasetçiler, şunlar, bunlar. Bizim 12 tip insan. Yani bazen şöyle oluyorum bu soru bana geldiğinde. Hani böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Hani düşünüyorum bunu gerçekten astrolojiyle ilgili hiç ilgisi olmayan insan. İşte insanlar astroloji 12 burcu ayırıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bizim şöyle söyleyeyim. 12, hani 12 burcu ayırsak bile tut ki biz ayırdık 12 burcu. Yani bu o kadar çok çeşitli insan var ki, o kadar çok karakter yapısı var ki bizim 12 indirgememiz gerçekten çok büyük bir başarı olurdu. Eğer insanlar 12 tipi ayırabilseydik. Ama maalesef böyle bir şey yok. Bizim yorumladığımız doğum haritaları o kadar komplike ki yani şöyle söyleyeyim. Biz mesela açılar var, gezegenler var, sabit yıldızlar var. Kullandığımız bir sürü yöntem var. Bu yöntemlere bakarak biz aslında milyonlarca ihtimal var. Bu ihtimali biz teke düşürmeye çalışıyoruz doğum haritası yorumlarken. Mesela atıyorum bir koç burcu var karşımızda. Kimi koçlar çok kavgacı, dövüşçü, çok heyecanlıyken kimi koç burçları çok sakin bir yapıda. Aslında bunu o koç burcunun yapısını değiştiren şey haritasındaki diğer açılar.
gezegenler ve onların konumlanışı kişilerin daha doğrusu 12 burç ayırmak gibi bir şey maalesef mümkün olmuyor. Yani biz dediğim gibi çok fazla ihtimali, çok fazla gezegeni, çok fazla açıyı yorumluyoruz. Ama mesela bir kişinin haritasına baktığınızda mesela bu açı bir katil açısı. Bu bir katil olabilir. Bu açı bir tecavüzcü açısı. Bu kişi bir tecavüzcü olabilir ya da bir tecavüze uğrayabilir diyoruz. Ama sadece bir açıdan mesela böyle bir minik bir yorum yapıyoruz aslında. Bu şekilde. Peki ilk Satürn döngüsünde ne yapmalıyız? Satürn döngüsü aslında bizim hepimiz için çok önemli bir döngü. Özellikle gençlerin. Satürn döngüsünü biz 29 yaşları arasında yaşıyoruz ilkini. İkincisini ise 58 ve 60'lı yaşlarımızda. Ama hayatımızın esas temelini oluşturduğumuz dönem 28-30 yaşları arası. Biz doğduğumuzda, yani Satürn döngüsünde ne olduğunu açıklayalım. Biz doğduğumuzda Satürn hangi burçtaysa 27-29 yaşlar arasında transit Satürn bu konuma geliyor. Mesela ben Satürn Kova burcunda doğdum. Şu anda Satürn Kova transiti yaşıyoruz. Biz astrolojide Satürn döngüsünü yaşamamış birine evlenmeyi asla tavsiye etmiyoruz. Çünkü 27 ve 29'lu yaşlar aslında hiç Satürn döngüsünü bilmeyen bir insan için bile hep şudur. Hayatımı artık oturtmalıyım. İşte ya evlenmeliyim, ya çocuk sahibi olmalıyım, ya bir iş kurmalıyım. Bu anlamda aslında geçen bir zaman transit Satürn 27 yaşına kadar haritanın tamamını gezmiş oluyor ve haritadaki 12 ev var. 12 evin de zorluklarını biz yaşamış oluyoruz. Bu aile olur, ilişki olur, eğitim olur, o olur, bu olur. Bütün alanlarda zorlanmayı yaşadıktan sonra artık biz gerçek biz oluyoruz. Yani bir kişiye Satürn döngüsünü yaşamadan gerçekten ben büyüdüm, ben artık oldum. İşte 25 yaşında biri karşına çıkıp derse ki işte ben gerçekten tecrübeliyim, ben hayatı biliyorum derse ona inanmayın. Kendiniz de bunu derseniz kendinize de inanmayın. Çünkü daha gerçekten her şeyi tam olarak yaşamış olmuyorsunuz. Bu döngüden sonra gerçekten büyümüş, her şeyi tecrübe etmiş ve hayatımızın bundan sonraki kısmını planlamaya hazır bir konuma geliyoruz. Yani karakterimiz bu anlamda oturmuş oluyor. Bu hayatımızdaki 2,5 yıllık döngü aslında hayatımızın en zor zamanlarından biri. Dediğim gibi tamamen neyi nereye oturtacağımıza karar vermeye başlıyoruz. Satürn döngüsünü kozmik bir çalar saat gibi düşünün. Hayatınızda belli dönemlerde yaklaşık 7 yılda bir işte karşıt konu Satürn natal haritanızdaki konumla karşıt konuma geliyor, kare konuma geliyor ve 7 yılda bir bu kozmik çalar saat çalıyor. Sizi bir konuda uyarıyor. Bu zamana kadar nerede hata yaptın? Mesela 27 yaş döngüsündeyken atıyorum okulunu bitirdin mi? Atıyorum ilişkilerde yapman gerekeni yaptın mı? Eğer yapmadıysan bu kozmik çalar saat sana tekrar bir hatırlatma yapıyor ve aynı konuyu seni tekrar karşıya çıkartıyor. Dediğim gibi bu hayatında okul olabilir, iş olabilir, ilişki olabilir, aile olabilir. Bu konuyla ilgili diyor ki artık sorumluluk alma zamanı. Sen bu hatayı hep yapıyorsun. Artık bunu düzeltmen gerekiyor. Ha düzeltmezsen sen ne olur? 27-29 yaşında aynı hatayı devam ettin. 35'li yaşlarda tekrar bu sorun karşına çıkacak. Sonra 40'lı yaşlarda. Bu böyle döner gider. Mesela 58-60'lı yaşlarda da biz bu döngünün ikinci Satürn döngüsünü yaşıyoruz. Yani yine nataldaki konuma denk geliyor. Burada da artık genelde şey oluyor. Ya 58-60 yaşlarında işte emekli olmuş oluyorsun. Hani daha rahatlama dönemi. Ne bileyim torunların olabiliyor. Çocuklarını evlendiriyorsun vesaire gibi daha rahat atlattığımız bir dönem oluyor. Peki kariyer önerileriniz nedir? Kariyer önerilerimiz şöyle. Satürn döngüsünde olan kişiler. Şu anda mesela Satürn'ü Kova burcunda olan kişilerde şu an Satürn döngüsü yaşıyorlar. Bu yaklaşık 27, 28 ve 29 yaş grupları. Yani şu anda bu yaşta olanlar. Şu şekilde yapabilirler. Eğer önlerinde bir kariyer fırsatı varsa bu kariyerle ilgili çok çalışmaları gerekiyor. Yani bu dönemde biz bir şeylerin temelini attık. Atamadığımız zaman gerçekten aynı konu 35'li yaşlarda bizim tekrar karşımıza gelecek. O yüzden şu 1-2 seneyi bu Mart 2023 zamanıydı. O zaman Satürn o döngü o zamana kadar devam ediyor. 6 Şubat 1991 ile 28 Ocak 1994 arasında olanlar, yani doğumlu olanlar şu anda Satürn Kova döngüsünü yaşıyorlar. 6 Şubat 1991 ile 28 Ocak 1994 arasında doğanlar 2023 Mart ayına kadar Satürn döngüsünü yaşayacaklar. Bu anlamda bu kişilerin dediğim gibi kariyer anlamında alması gereken sorumluluklar varsa alsınlar. Bir şeylerin temelini atsınlar. Bu bir ev almak olabilir. Bu bir iş kurmak olabilir. Yani hayatında yapması gereken ne varsa şu an mesela atıyorum son bir yılda hayatında ne vardır? Sürekli kariyer konusuyla uğraşıyorsun. Sürekli hedeflerine ulaşmakla ilgili uğraşıyorsundur. O yüzden bu konuya hani pes etmemeleri gerekiyor. Çünkü bir şeyler onları sürekli engeller. Çevresel faktörler, aile engeller, arkadaş engeller. Bu durumda pes etmemek gerekir. Ay düğümleri geçişi ne zaman olacak? Ay düğümleri şöyle. Bizim aslında ay düğümleri dediğimiz şey bizim karmik geçmişimiz ve şu anda gitmemiz gereken yolu anlatır. Ay düğümleri 1,5 yılda bir burç değiştirir. Hayatımızda kadersel olarak gelişen temaları anlatır bize. Ay düğümleri bu arada gezegen değildir. Gökyüzünde matematiksel olarak hesaplanmış iki noktadır. Biz mesela şu anda ay düğümleri ikizler yay aksında. Buraya 5 Mayıs 2020'de ikizler yay
ay aksına geçmişti. Ne zamana kadar sürecek bu? 19 Ocak 2022'ye kadar burada kalacak. Ondan sonra da boğa akrep hattına geçecek. İkizler yay aksında biz şunu yaşadık. Okullarla ilgili sorunlar yaşadık. Yüksek öğretimle ilgili sorunlar yaşadık. Üniversiteler, yolculuklar, biliyorsunuz yurt dışına çıkışlarla ilgili sıkıntı oldu. Yurt içinde seyahat edemedik. Seyahat yasakları geldi. İletişimle ilgili sorunlar yaşadık. Bu bizim hayatımızda kadersel gelişen temalardı. Yani bu aslında sadece atıyorum belli burçları değil. Tüm insanlığı etkileyen bir şey oldu. 19 Ocak 2022'de ise boğa akrep aksına geçtiğinde de biz artık güvenli kriz aksına geçmiş olacağız. Yani yaşayacağımız şeyler artık okullardan, şunlardan, bunlardan, yolculuklardan değil. Dediğim gibi güven ve kriz noktasında biz neler yapıyoruz, başımıza neler gelecek bunları konuşacağız bol bol. Mesela boğa akrep dediğimizde aklımıza şunlar gelir. Sadakat, güven, sabır, dünya anadan beslenmenin farkındalığı, şükretmek gibi konular hayatımıza kadersel olarak girecek. Mesela bu dönemde bir kıtlık yaşayabiliriz. Mesela ne olabilir bunlar? Zeytin olur, süt olur, peynir, domates. Bunları bulmakta belki zorlanabiliriz. Ya da bunların kıtlığını yaşayıp çok bunlarla ilgili yüksek fiyatlarla karşılaşabiliriz. Yani aslında şu olacak. Belki de bir domatesin ne kadar değerli olduğunu anlayacağız bu dönemde. Bir yandan kriz yaşayacağız, bir yandan da kendimizi güvenli hissetmek isteyeceğiz. Mesela akrep deyince bizim aklımıza cinsel hastalıklar da gelir. Bu anlamda cinsel hastalıklardan korunmanın önemine dair bir gündem oluşabilir. Belki HPV aşısıyla ilgili bir gündem oluşabilir. Ya da bu mesela şu anda ücretsiz olarak yapılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmaya başlandı. Daha doğrusu böyle bir talep var. Belki bu dönemde HPV aşısının ne kadar önemli olduğu ile ilgili bir gündem oluşur ve ücretsiz olabilir bu dönemde. Onun dışında dediğim gibi güvenden bahsettiğimiz için paramızı dikkatli harcamamız gerektiğini öğreneceğiz. Bu anlamda gerçekten de parayla ilgili sıkıntılar yaşayabiliriz bu dönemde. Onun dışında madencilik, yeraltı ile ilgili ciddi kazalar da meydana gelebilir. Yani borsa konusu gündemimize gelebilir. Batan bankaları görebiliriz. Yani krizden aslında dönüşüme giden bir yol var önümüzde. Önümüzde hangi dolunay ve yeni aylar var? Şöyle önümüzde 22 Ağustos'ta bir kova dolunayı meydana gelecek. Bu 29 derece bizim astrolojide aneritik dediğimiz bir derece. Yani birazcık krizli bir dolunay olacak. Burada halk hareketleri, finansal krizler, iflaslar, siber saldırılar, hava koşulları ile ilgili bazı sıkıntılar, hava yolları ile ilgili kazalar olabilir. Biliyorsunuz 24 Temmuz'da bir kova dolunayı gerçekleşti. 4 gün sonrasında yangınlar başladı. Bu tarz yine halkın yani halk hareketine dönüşebilecek. Bu illa halk hareketi dediğimiz bir isyan olmayabilir. Yani sonuçta insanların bir arada hareket etmek durumunda kaldığı bir yangın oldu. Yine bu tarz bir olay meydana gelebilir Türkiye'de. Ve bu tarz olayla açıkçası biraz bizi zorlayabilir. Kova burcu dediğimizde sağlık konusunda aklımıza dolaşım gelir, kalp gelir, tansiyon gelir. Bunlarla ilgili kişilerin dikkatli olmasında fayda var. Yani bu tarz rahatsızlıklar biraz daha artabilir. Onun dışında dediğim gibi 24 Temmuz kova dolunayından sonra biz mesela toplu cinayetler duyduk, toplu ölümler duyduk, büyük kazalara şahit olduk. Bu konularda insanların dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü dediğim gibi 29 derece analitik bir derece olduğu için biraz kriz olarak çalışabilir. Onun dışında kova burcu dediğimizde aklımıza yine asilikler ve isyanlar gelir. Türkiye içerisinde bazı grupların bir şeylere isyan ettiğine şahit olabiliriz. Onun dışında mesela azınlıklar konusu gündeme gelebilir. Şu anda ülke içerisine dışarıdan gelen farklı gruplar var. Bunlarla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bunlar bazı hareketlere dönüşebilir. Onlar tarafından gelen bazı krizleri de ülke içerisinde yaşayabiliriz. Özellikle kadınlarla ilgili konularda yine gündeme gelebilir. Dediğim gibi çok fazla mesela bu ara çok fazla kadın cinayeti duyduk. Bunlarla ilgili de gündemimiz biraz karışabilir. Ondan sonrasında 7 Eylül'de de Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ay biraz daha umut vaat ediyor açıkçası. Kova dolunayının o olumsuz enerjisinden sonra Başak yeni ayı ile birlikte ki biliyorsunuz Eylül artık okulların açıldığı, insanların işine gücüne odaklandığı, tatilin bittiği bir dönem. Hepimiz için de böyle olacak. İşimize gücümüze odaklanacağımız bir süreç olacak hepimiz için bu dönem. Onun dışında bu yeni ay 14 derecede gerçekleşiyor ve 14 derecedeki Uranüs bu yeni ayı üçgen açı yapıyor. Bu da mecliste yeni bir yasa çıkabileceğini bize anlatıyor olabilir. Onun dışında Türkiye'nin çok ani bir anlaşmaya imza attığına da şahit olabiliriz. Yani çok ani gelişebilecek bir durumdan bahsediyor bize bu yeni ay. Onun dışında meclisteki yasa belki dediğim gibi ülkeye gelen azınlıkların, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir yasa olabilir. Ya da bir güvenlik konusu, iletişim, sosyal medya bu konularla ilgili yeni bir yapılandırma süreci de yaşayabiliriz hep birlikte.
Covid-19 süreciyle ilgili olumlu bir süreç olabilir. Aşılarla ve ilaçlarla ilgili yeni bilgiler elde edebiliriz. Ya da Covid-19'da tedavi süreciyle ilgili yeni bir teknolojik yöntem bulunabilir bu anlamda. Ya da biraz daha fazla belki dikkat etmek durumunda kalabiliriz. Ki zaten dediğim gibi hani okullar açılacak, insanlar tekrar şehre dönecekler. Bu anlamda yine kendimizi korumaya, her yer kalabalıklaştığı için bir anlamda kendimizi korumaya, tedbirleri artırmaya ve kurallara uymaya devam edeceğimiz bir dönem olacak. Onun dışında dediğim gibi elektrik ve teknolojiyi kullanarak da yeni bir icat yapılabilir bu dönemde. Evet değerli izleyenler, Bir Yaşamın İyisi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz astrolog Nuray Güldal'dı. Çok teşekkür ederiz Nuray Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz röportajı yaparken çok keyif aldık. Umarım izlerken siz de keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın.